Ağrı'da PKK tarafından katledilen Mevlüt Bengi'nin evine Türk bayrağı asıldı. Aileye taziye ziyaretleri sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi yalnız bırakmadı. Hoş bulduk. Başımız sağ olsun. Allah sabır versin. Soylu, Bengi'nin eşi Fezile Bengi, annesi Hanım Bengi ve 8'i kız 11 çocuğuyla bir araya geldi. İnsanlığın tarif edemeyeceği bir vahşilik. Taziyelerini ileten Bakan Soylu, ardından aileyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la telefonla görüştürdü. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hesabınızı sormaya da inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Ziyaret sonunda Soylu, Bengi'nin eşine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi. Biz kötülüklerle savaşmak. Hadi bakalım. Esnaf olan Bengi, PKK'lılar tarafından 26 Haziran'da Türkmen mezrasında öldürülmüştü. Olayın ardından bölücü örgüt cinayeti üstlenmişti. Örgütten yapılan açıklamada Bengi'nin PKK'lıları güvenlik güçlerine ihbar ettiği ileri sürülmüştü.